Merhabalar, iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Ergoterapiyi konuşacağız. Ergoterapist Nurettin Tanrı verdi. Tekrardan konuğumuz oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Neyi konuşacağız? Felçli bir insan nasıl yürüyecek? Yatağı nasıl olacak? Engelli bir çocuk nasıl oturacak? Nasıl ayakkabı giyecek? Ailelerin bunlara iletişimi nasıl olacak? Alzheimer'dir, Parkinson'dur, demanstır, ileri yaşlarda bu insanlara nasıl destek olacağız? Böyle çok detaylı gideceğiz. Önemli bir şey. Yani şimdi toplumda hasta olmak farklı bir şey. Hasta olduktan sonraki rehabilitasyon süreci çok farklı bir şey. Şimdi bugüne kadar bu işi fizyoterapistler iyi ya da kötü yapıyorduk. Yapmaya da devam ediyoruz. Ama bu işin esas uzmanları, bakın altını istiyorum. Esas uzmanları ergoterapistler. Yani iş uğraşı terapistleri. Ki bu çok önemli bir branş, önemli bir meslek. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'nde ilk açıldı bildiğim kadarıyla. Fakat başka yerlerde var mı yok mu gerçekten bilmiyorum. Şimdi öğretimeydi, bunları da öğreneceğiz. Ben konunun uzmanıyla size dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Sevgili Nurettin, hoş geldin. Hoş bulduk. Canım benim. Önce Nurettin Tanrıverdi kimdir? Sizi ilk tanımak isteyen izleyicilerimiz, görmek isteyen izleyicilerimiz tanımak isteyecekler, ilk görenler. Ben kendimi ufaktan bir tanıtmanızı rica edeceğim. Nurettin Tanrıverdi, Diyarbakır doğumlu, Diyarbakır doğumluyum. İlk orta ve liseyi Diyarbakır'da okudum. 2014 yılı Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı ergoterapi bölümünün ilk mezunlarındanım. Mezun olma yılımın itibariyle özel bir klinikte pediatrik, yani çocuklara yönelik ergoterapi alanında çalışma sürdürmekteyim. Aynı zamanda Medipol Üniversitesi Bilişsel Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı'nda tez aşamasında bulunmaktayım. Şu anda hali hazırda bir projemiz var. Gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik. Fiziksel mi? Genel olarak gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik ergoterapi anlamında ailelere yönelik bir kitap çalışması içerisindeyiz şu an için hali hazırda. Böyle bir projemiz de var. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Şimdi ben Almanya'ya gittiğimde şeyi gördüm, işte ergoterapi büroları gördüm, muayeneleri gördüm. Böyle çok sık da karşılaştım ve çok ciddi de bir ihtiyaç. Sordum birilerine, Türk bir aile vardı. Ne yapıyorsunuz dedim. Ergoterapi yapıyoruz dedi. Özellikle sordum, bilinçli sordum. Peki ne yapıyorsunuz ergoterapide? Dedi ki oturmasıdır, kalkmasıdır, tuvalet eğitimidir, alet kullanımıdır, ince motor becerileridir gibi cümleler sanmış. Çok hoşuma gitmişti benim. Daha sonra Türkiye'de de açılınca bizim Hacettepe'de Hülya Kayan hocama saygılarımı iletiyorum, sevgilerimi iletiyorum bu arada. Önderlik etti ergoterapiye. Güzel de oldu. Şimdi sevgili Nurettin Tanrıverdi, sevgili hocam, sevgili kardeşim. Ergoterapi nasıl tanımlarsınız? Ergoterapi herhangi bir doğumsal sakatlık, gelişimsel gecikme, hastalık, kaza veya yaşlanma sonrasında ortaya çıkan mental, bilişsel, duygusal, duyusal, motor, fiziksel becerilerden oluşan bozuklukları iyileştirmek, geliştirmek ve kişinin bu becerilerini günlük yaşama adapte etmesini sağlayan bir meslektir. Aslında kısaca özetlemek gerekirse, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin genel temel amacı bireylerin günlük yaşama katılımlarını sağlamaktır. Yani şey yapıyorsun, normal yaşama adapte etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi kaza geçirdiğimizde, uzun süre yattığımızda doğal olarak bir takım şeyleri beyin unutuyor. Sonraki olan kazanımları unutuyor. Örneğin işte sağ tarafta bir felç yemişseniz, İnkar mekanizması gelişiyor. Vücut bu tarafı reddediyor gibi. Siz bunu tekrardan topluma adapte etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Şeyde peki ben özellikle çocuklarla ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Şimdi ergoterapiye çok ihtiyaç var çocuklarda. Son yıllarda sezeryen doğumlarının artması, işte bu basit karbonhidrat tüketiminin artması, ailelerde bilinç düzeyinin yükselmesi gerekirken düşmesi, travmalar, işte hamileyken sigara içilmesi, ilaçlar vesaire derken engelli çocukların çok olması neden oldu. Bir de bu
uzun yıllardır gizleniyordu, utanç olarak görülüyordu engelli çocuklar. Sağ olsun hükümetimizin aldığı kararla bu özel eğitim okulları 2000'li yıllarda açılmaya başlandı. Özel rehabilitasyon merkezleri. Onunla birlikte çocuklar gün yüzüne çıktılar. İşte özel rehabilitasyon merkezleri açıldı derken çocukları evlerden çıkardılar dışarı. Fakat o yıllarda çok kısa süre ben de çalıştım rehabilitasyonda. Çok kısa süre çalıştım. Bildiğim kadarıyla çalıştım. Daha sonra bıraktım malumunuz. Ergoterapistler yoktu. Fizyoterapistler bir şeyler yapmaya çalışıyordu çocuklarda. Siz geldikten sonra ergoterapistler doğal olarak hakkını vermeye başladınız bu işin. Ergoterapi lisansı yapan, yüksek lisansı yapan fizyoterapistler de sağ olsunlar. Bir Eymen Balıkçı gibi evet. Arkadaşlarımız. Bu konuda ciddi yol kat ettiler Türkiye'de. Çocuklarda ergoterapide neler yapıyorsunuz siz? Aslında çocuklarda çok geniş bir popülasyonla çalışıyoruz. Otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, serebral palsi, beyin felçli, çocuklar, gelişimsel geriliği olan çocuklar, öğrenme güçlüğü, motor koordinasyon problemi olan çocuklar, brakiyal plexus yaralanması olan çocuklar veya herhangi bir tanı almamış gelişimsel olarak zorluk yaşayan çocuklarla ilgili çalışma sürdürüyoruz genel olarak. Bu alanda çalışıyoruz. Peki bir örnek çocuklarla çalışıyoruz. İstersem örneğin otizmde nasıl katkı sunuyorsunuz? Şimdi genel olarak böyle şey yapabilirsek, anlatabilirsem hani çocuklarda ne yaptığımıza yönelik. Eğer çocuğun bir tanısı varsa, çocuk doktordan bir tanı almışsa ve bu tanıyla bize geliyorsa, bu tanıdan oluşan durumlara yönelik spesifik bir değerlendirme yapıyoruz öncelikle. Sonrasında ergoterapinin hani ergoterapiye yönelik ise kullandığımız standartize edilmiş testler var. Bu testleri uyguluyoruz çocuklara, çocuğun ihtiyacına yönelik. Aileden aldığımız bilgiler var. Çocuğun okuluna devam ediyorsa okuldan öğretmeniyle, rehber öğretmeniyle veya işte okulun psikoloğuyla bir görüşme sağlıyoruz. Ve çocuğu normal olarak oyun içerisinde veya bir takım becerilerini yaparken gözlemliyoruz. Bu gözlemleri yaptıktan sonra elimizde olan verileri toparlayıp ve hedefler bırakıyoruz çocukta. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalar kişi yapıyoruz. Özel oluyor o zaman evet, ergoterapi. Yani genel değil de kişiye özel. Evet, güzel. Kesinlikle. Bu çok önemli. Yani kişi özel olması aslında bir tedavinin, daha doğrusu her tedavinin kişiye özel olması gerekiyor. Yani antibiyotiğin de kişiye özel olması gerekiyor. Efendim işte rehabilitasyonun da kişiye özel olması gerekiyor. Ya da işte ergoterapinin de, beslenmenin de, nasıl elbiseni kendine göre seçiyorsun. Ben X large giyiyorum, large da bana dar geliyor, XX large da geniş geliyor. Olmuyor, oturmuyor. Evet. Peki, o zaman şöyle söyleyeyim ben. Şimdi... Biz çok çocukken, ben bunu birkaç programda dile getirdim, bilimsel kongrelerde de anlatıyorum. Geçen bizim kongremiz vardı, Toksite'de osteopatiyi anlatmıştım. Burada dile getirdim şimdi Antalya'daki kongrede. Çocukken biz ayrı bir arada yemek yerdik. Anne, baba, dede, nene, kardeşler. İki tane, en fazla üç yemek yordu. Bir salata, bir işte kuru fasulye, pilav gibi düşünün. Ama herkes aynı tabakta yerdi. Ne olduysa şimdi herkes ayrı tabakta yedi. Ne olduysa herkes ayrı bardakta su içti. Yani benim bardağımda su içiyorum. Benim eşim benim bardağımda su içmeni hikmetse. Ama benim koynuma da giriyor. Nasıl olacak bu iş? Ya da işte benim çocuğum benim tabardağımda su içmiyor. Kötü diyor. Ama benim çocuğum yarın hastalandığı zaman da diyor ki doktor ya diyor bunun bağışıklık sistemi düşmüş. Biz buna dışkı transferi yapacağız diyor. Evet, dışkı transferinden bahsediyorum. Ben de şunu dile getirmiştim. Dışkı transferi ne yapılsın ama aynı tabakta yemek yenirse, bakteriler birbirini tanırsa dışkı transferine gerek kalmaz demiştim. Yemek sessiz olan çocuklarda ne yapıyorsunuz? Yemek sessizliğini etkiliyor mu? Bu anlattığı bir şeyler. Şimdi öncelikle yemek seçiciliğine yönelik aileden... Niye olmuş yemek seçiciliği? Anlatayım. Hani bende niye yoktu da bu çocuklarda niye yok? Bir takım anlatacağım onları.
Şimdi öncelikle belki şeyden başlamamız gerekiyor. Yani bir çocuğun yemek yiyebilmesi için gerekli olan bir takım beceriler var. Öncelikle bu becerileri çocuğun çocukta var oluyor olması gerekiyor. Ama yani biraz toplumsal biraz olarak bir konuya aynen değinmek istiyorum. Şimdi özellikle bu çalışma şartlarından dolayı hani aileleri de bu noktada eleştirmek istemiyorum. Çünkü çok büyük şehirlerde yaşıyoruz. Çok yoğun çalışılıyor. Anne baba birlikte çalışıyor ve hayat geçimini sağlıyorlar. Ve kişilerin ne yazık ki bir arada oturup yemek yiyebilme vakitleri bile olmayabiliyor bu konuda. Ve çocuk bir sofra düzeninin ne olacağını bilmiyor. Masada oturup yemek yiyebileceğini bilmiyor. Anne ve babayla oturup yemek, aynı masada oturup yemek yemenin, yemek yeme gibi bir becerinin, yani daha doğrusu yemek yeme aktivitesini yönelik farkındalığı olmuyor bakıldığı zaman. Ya da TV, iPad, televizyon karşısında yemek yeniliyor bakıldığında. İşte masada oturmak kuralı bilinmiyor. Ya da baktığımız zaman işte sofrayı birlikte düzenleme gibi bir alışkanlıkları yok. Aslında bizim hani geçmişte bakıldığı zaman, anlatıldığı zaman bir annemiz yemek hazırladığı zaman işte babamız da bu konuda katkı sağlıyordu. İşte bizler de katkı sağlıyorduk. İşte boş tabakları götürüyorduk, bardakları götürüyorduk vesaire. Şu anda ne yazık ki öyle bir durum olmuyor. Ve kişi çocukta bir yemek yemede problem varsa öncelikle bir bakılacak. Hani bu çocuk masada oturabiliyor mu gerçekten? Dik oturabiliyor mu? Ya da dik oturduğu zaman sallanıyor mu? Bir saniye, bu şimdi masaya oturdu, şöyle sallanıyorsa evet, bu bir problem. Bir problem. Ya da şöyle oturuyorsa da bir problem. Evet, çocuk demek ki masada, sandalyede oturamıyor. Sandalyede oturamadığı zaman yemek yeme aktivitesini doğru bir şekilde yapmak. Kürsüde otursa, yer sofrasında otursa nasıl olur? Ben aynı masa öneriyorum bu konuda. Altına yine bir tabure, evet, yine bir tabure koyabiliriz altına. Masada olması gerekiyor. Yani sofrada da kültürel olarak değişik toplumlarda sofra, yani yerde yenilse bile yine aynı ortamda anne, baba, çocuk, işte kardeş ne varsa yine aynı ortamda yenilmesinden taraftarım. Eğer masa yoksa masada dik bir şekilde oturup ayakları temas edeceği şekilde yemek yemesini öneriyorum genel aslında olarak. Masa şeydir, yani iç organa sıkışmasın, evet, diye masa aynen, yemek yemesin diyoruz. Ve bir de çocuklarda yemek yiyebilmesi için oral motor, yani ağız becerileri, daha doğrusu ağız becerisi. Ağzı kullanma, yani dili kullanma. Çiğneme aynen olgusu değil mi? Evet, bunların becerilerinin olması gerekiyor. Ne olacak? Çocuk işte ağzın, elindeki yiyeceği ağzına götürebiliyor mu? Dudaklarını kapayabiliyor mu? Tükürüğünü dışarıya atabiliyor mu? Üfleme yapabiliyor mu? Dil çıkarabiliyor mu? Dili ısırabiliyor mu? Ya da tüm dili lateralizasyonu, yani daha doğrusu dilini yana, yere sağa, sola götürebiliyor mu? Dil ucunu sağa sola aktarımını yapabiliyor mu? Kontrol edebiliyor mu? Öğütücü dişleriyle yiyecekleri dişlerinde tutabiliyor mu? Çiğneyebiliyor mu? Ağzında döndürerek çiğnemeyi yapabiliyor mu? Lokma oluşturabiliyor mu? Gibi oral motor becerileri yapıyor olması gerekiyor. Eğer bu alanlarda çocukta bir sorun varsa bir değerlendirme alınıp değerlendirme ışığında hangi becerilerde zorluk yaşıyorsa burada ona yönelik bir çalışma sürdürülebilir. Şimdi ben araya girmek istiyorum. Biz çocukken ben hatırlıyorum, büyüklerimiz, nenelerimiz falan böyle, eğer bir çocuk süt içtiğinde ağzına buruna geliyorsa süt tutarlardı, damağını kaldırırlardı ve düzelirdi çocuk. Ya da çocuk yürüdüğünde paytak paytak yürüyorsa, düşüyorsa yine damağı kaldırırlardı. Yine korktuğu zaman korkmuşsa bir işte köpek kovalayınca vesaire falan, yine damağını kaldırırlardı ve o denge sistemini korurlardı ve gerçekten de işe yarıyordu. Tabii siz bunları bilmiyorsunuz. Yani nenelerimiz biliyordu bunu. Vallahi benim... Siz ne yapıyorsunuz? Evet. Ve bu durumda bir de duysal becerilerden bahsetmek istiyorum yemek yemede. Şimdi bazı yiyeceklerin dokusu yapışkan oluyor, tüylü oluyor. Çocuk bunlara dokunamıyor. Şimdi çocuk eline almadığı bir yiyeceği... Bu bir eksiklik mi? Evet. Dokunamamak. Evet, yani dokunamamak. Şuna dokunamıyorum, bu bir eksiklik mi? Yani bu değerlendirilir. Eksiklik olabilir, güçlük olabilir çocukta. Bakmak lazım. Diğer becerilerine de bakmak lazım. Dokunmayla ilgili diğer becerilerine de bakıp bir değerlendirme yapılabilir. Peki benim bir tane çocuk vardı. İzmit'ten geliyordu bana. Evet. Çocuk çok düzeldi. Yani çok çok düzeldi. Normale geldi. Fakat bir ara görüştüğünde dedi ki yapraklara dokunamıyor.
Ben de o zamanki bilgim de epey bir eskiydi. Dedim götürün şey, önce siz dokunun yaprağa, sonra işte çimlere uzanın. Yavaş 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 götürün dokundurun, önce siz dokunun, sonra çocuğa dokundurun falan böyle. Aile de zaten müsaitti şey doğaya. Yani o dönemden bahsediyorum. Ufak ufak dokuna dokuna dokunduktular yaprakları. Çocuk şimdi tamamen bir doğacı olmuş. Süper. Yani çok da yani bu da bir şey. Önce aile yapmış. Bunu çocuk güvende hissetmiş. Sonrasında kendisi çocuk dağılımını getirmiş. Bu da hani evet, kullanılan bir yöntem olabilir genel olarak. Çünkü terapi dediğimiz şey zaten sanat aslında. Evet. Bakıldığın zaman. Evet. Ve bir diğer şey, çocuk bazen yemeğin görselliğinden rahatsız olabiliyor aslında. Görsel, yani? Görsel olarak ona hitap etmiyor. Hitap etmiyor. Hassasiyet oluşuyor. Ya da yemeğin kokusundan rahatsız oluyor. İşte bir yemek evde piştiği zaman o odanın içinde bulunmuyor. Ağlayarak kaçıyor mutfaktan. Bu çocuk zaten kokusundan hassas olduğu bir yiyeceği ağzına götüremez bakıldığında. Ya da tadı ayırt etmiyor. Yani ekşi yiyor, tatlı yiyor. Onun ekşi mi, tatlı mı, tuzlu mu, şekerli mi olduğunu fark edemiyor. Ayırt edemiyor bu çocuklarda. Veya tada karşı tepkisel olabiliyor. Ekşiyi yemiyor. Osteopati müthiş işe yarıyor bu durumda. Ekşiye karşı bir tepkisi oluyor. Ya da işte tatlıya karşı bir tepkisi oluyor. Veya kaşığı, çatalı, bardağı kullanamıyor. İşte benim bir tane örnek vermek istiyorum. Bir tane çocuğum vardı. Hani yemek seçiciliği yoktu. Gayet her şeyi yiyen bir çocuk. Ama bir gün okulda arkadaşlarıyla yemek yeme yarışı yapmışlar. Çocuk o şekilde bize başvurdu. Yemek yeme yarışı yaparken çocuk kaşıkla böyle hani çorba içerken sürekli dökmüş. İşte koordine edememiş onu ağzına götürmeyi ve çocuk o günden sonra okulda yemek yememeye başladı. Akabinde işte evde sürekli işte annesi ve babası tarafından beslenmesi istendi ve çocuk aslında yaşından beklediğimiz bu beceriyi yapabiliyor olması. Sonrasında çocuğu terapi programımızı aldık, değerlendirdik. Çocukta bir takım hani güçlükler tespit ettik ve sonrasında çocuğun bu becerisini daha iyi bir hale getirebildi, rehabilite edebildik. Ve en son işte mesela video atmıştı aile, gayet huzurlu bir aile ortamında yemek yiyebilmişti. Yani kendi kaşığını artık kullanmaya başlamıştı. Yani bir çocuğun bir koordinasyonuyla alakalı bir problem ne kadar duygusal bir... Koordinasyon dedin şu, evet, yemeği eline götürebilme, el göz koordinasyonu. Orada el göz ağız koordinasyonundaki güçlük çocuğun duygusal bir travmaya neden oldu. Duygusal olarak çocuk üzerinde her yemekten önce strese girme, ağlama gibi davranışlarla hani karşımıza çıkabiliyor bakıldığında. Veya bir anksiyete de uyandırıyor, evet, bu çocukta. Evet, kesinlikle kaygı. Ve bir tane daha çocuğum vardı. Mesela geldiği zaman sadece püreyle besleniyor. Yani 5,5-6 yaşına gelmiş aile sadece püreyle besleniyor. Tabii bu çocuk okula gittiği zaman işte bir yemekhaneye gidecek. Yemek saati öncesi hemen strese girme, yemekhanede sorun çıkarma, reddetme gibi durumlarla karşılaşmıştı aile. Sonrasında bize başvurduğunda çocuk katı gıdaya geçti ve gayet iyi bir şekilde yemeğiyle alakalı çeşitliliğe sahip oldu. Tabii bunların bu anlattığım iki örnekte de çocuklarda bir oral motor zorluk değil, daha çok koordine etme ve duysal olarak hani tadına, yemeğin dokusuna, görselliğine, kokusuna karşı reaksiyonları olduğu için bir güçlük yaşamışlardı bunlar. Evet, şeyde kraniosakral terapi, bu osteopatide yaptığımız kraniosakral terapi ciddi anlamda işe yarıyor bunlarda. Beynin fizyolojisinin düzenliyor, vücudun fizyolojisinin düzenliyor. Yani tedavide ergoterapinin yanında, fizyoterapinin yanında ciddi anlamda işe yarayan bir terapi. Elle yapılan bu manuel terapiler, hı hı, çok ciddi anlamda 8 gramla yapıyorsunuz. Müthiş bir terapi ve çok müthiş de işe yarıyor. Bunu belirteyim ben. Önemliydi bu çünkü. Şimdi bu çocuğun bir şey yemesi, şu suyu içebilmem için, şimdi ben şöyle getiriyorsam suyu şey yapamıyorum, el göz koordinasyonu sağlayamıyorum. Evet. Ya da bu kalemi yazı yazarken şöyle oynuyorsa elim, o bağlantıyı sağlayamıyorum. Yani el göz koordinasyonu bozuk diyorsunuz bana. El göz koordinasyonu nedir, ne yapıyorsunuz?
Nasıl başvuruyor çocuklar? Aslında el göz koordinasyonunu şeyden başlayabiliriz belki. Hani ince motor, hani ellerimizden başlayalım. Hani ellerimizden başlarsak daha belki oturabilir. İnce motor, ince motoru bir anlatayım isterseniz. Örneğin şu bir ince motor hareketi. Evet, o bir ince motor hareketi. Şu bir ince motor hareketi. Düğme, şu bir ince motor hareketi. Düğme ilikleme, düğme ilikleme, fermuar çekme. Evet. Kaşık tutma, çatal tutma, bıçağı kullanma. Ondan sonra makas kullanabilme, ince motor hareketi. Dişlerini fırçalayabilme, ince motor hareketi. Çorabı tutabilme, ince motor hareketi. Aslında günlük hayatta kullandığımız birçok şeyden, ince motor becerilerimizden yararlanıyoruz bakıldığı zaman. Tabii bunu değerlendirirken bireyde işte ne olur, ince motor dediğimiz el bileği, el ve parmaklardaki uyumlu çalışabilme, kontrol edebilme. Ve burada işte dirsek stabilizasyona bakıyoruz, omuz bölgesindeki stabilizasyona bakıyoruz, parmaklarını ayrı kullanabiliyor mu, ona bakıyoruz daha çok çocuklarda. Ve bunların birbiriyle koordineli hareket etmesine yönelik terapi programı çizebiliriz çocuğun seviyesine uygun olarak. Şimdi beyine baktığımızda, homunculus diyoruz buna, beyin normalde ters duruyor. Yani kafa aşağıda, ayaklar yukarıda. Homunculus'ta beyin böyle duruyor, ters duruyor. Şimdi ellerde, her iki elde bu homunculus'un yani dörtte üçünü kapsıyor. Şimdi beynin dörtte üçünü eller kapsıyor. Beynin neredeyse her tarafında ellerle ilgili uyarılar var. Nitekim bu refleksoterapide de şey yapılıyor. Eller, işte ayaklar falan tedavi ediliyor. Onun da şey gidiliyor, beyne hitap ediliyor. Burada faydalanılıyor. Çünkü o çok önemli nokta. Bir de elde de bunu hani anlatayım. Yani baş parmak %60'ını oluşturur beceri olarak. Bu da çok önemli. Baş parmak %60. Evet. Evet, yani akupunkturda da el çok önemli. Dokunma duyusunda da çok önemli. Proprioceptif duyuda da çok önemli. Ve sonrasında sorduğunuz işte el göz koordinasyonu nedir? Aslında bu çok çıkıyor karşımıza. Ya ellerin ve gözlerin koordineli, iletişimsel aslında hareketidir, işbirliğidir. Yani bu okul çağı çocuklarda yazı yazmadan tutun, işte bir resmi kopya edebilmesi, işte sportif aktivitelerde tahtadaki yazıyı deftere geçirebilme, işte kaşık, çatal, bıçak kullanabilme, ayakkabı bağcıklarını bağlayabilme. Yani böyle oyun becerilerinde çok fazla karşımıza çıkıyor el göz koordinasyonu. Bunlarla ilgili bütün beceriler el göz koordinasyonuna girebilir, örnek verebiliriz. Bunda da nasıl çocuklarla çalışma yürütüyoruz? En basit çocukta değerlendirme yapıldıktan sonra temel olarak aktivite seviyesini belirliyoruz çocukta. Ne yapabiliyor bu çocuk? Motivasyonu neler? Yaşına göre belirliyorsunuz, evet, yaşına, değil mi? Evet, motivasyonu neler? Becerisine göre. Yaş motivasyonu neler? Oyun içerisinde nasıl bu becerileri adapte edebiliriz şeklinde. Çok önemli şeyler yapıyorsunuz aslında, biliyor musunuz? Çok müthiş güzel şeyler yapıyorsunuz. Lütfen devam edin. Evet, buna yönelik çalışıyoruz daha çok. Hatta ben mesela el göz koordinasyonunda bir örnek verirsem, bir çocuğum var, gelişimsel zorluğu olan bir çocuk. Çocuk 8-9 yaşında Hacettepe Üniversitesi'nde şeydeyken, ben interken, hani son sınıftayken, çocuk 9 yaşında falan da, evet, çocuk bardağı tutup ağzına götüremiyordu. Yani. Ama meyve suyundan çok hoşlanıyordu. Aile de işte meyve suyunu işte vermiyor bu konuda, ama motivasyonu da meyve suyu. Biz o bardağı biraz daha daha geniş bir bardak buldum. İşte iki kuplu, iki kup şeklinde. Şurada bir tane daha kup olacak şekilde. Meyve suyu. Çocuk o bardağı, ilk meyve suyunu gördü, bir çekti, aldı. İşte biraz şey oldu. Sonra biraz daha ağırını bulduk. Çekti, aldı. En sonunda başardı. Ağzına götürdü o meyve suyunu ve içebildi. O aktiviteyi yapabildi. O aktivite yapmasından sonra çocuğun o gözündeki ışıltı bence çok çok önemli. Yani ben bunu başarabildim, yapabildim aslında. Ve bu şekilde hayatında o bardaktan su içme, işte ya da meyve suyu içme, işte vesaire bir şey içme aktivitesini tek başına
yapabildi ve bunu genel günlük hayatına da dahil edebildi. Şimdi sevgili Nurettin, eğer bir insanın gözü yoksa o zaman göz kıymete biniyor. Yani gözün varken gözün değerini bilmiyorsun. Ya da elin varken elin değerini bilmiyorsun. Ama gerçekten kaybettikten sonra bu çok ciddi bir anlam ifade ediyor ve tekrardan kazanmak için. Şimdi evliliğin temel amacı soyu üretme, soyun devamı. İnsanlar bunun için evleniyorlar ve çocuk yapıyorlar doğal olarak. Çocuk yapmak için evleniliyor. Ve insanlar evlenirken benim işte yardıma muhtaç, engelli, fiziksel ya da zihinsel çocuğum olsun diye kimse evlenmiyor. Evet. Kimse bunun için çocuk da yapmıyor ama doğada bazen olumsuzluklar birbirini izliyor ve böyle şeyler oluyor. Ben izliyorum aileleri. Arada bir bana da geliyorlar. Gerçekten içim paramparça oluyor. Yani içim sızlıyor. Duyu bütünlemeyle, işte ergoterapistlerle malumunuz birlikte götürüyoruz, birlikte çalışıyoruz. Ben sizi gerçekten bir kere daha kutluyorum, bir kez daha kutluyorum. Yani yolunuz açık olsun diyorum. Ve şunu soruyorum, görsel algılama nedir? El-göz koordinasyonu dediniz ve görsellik devreye evet, giriyor. Görsel algılama. Aslında bu çocuklarda bozuluyor mu görsel algılama? Görsel algılama aslında içinde bulunduğumuz ortamda, cisimlerden, kişilerden, sembollerden gelen uyaranların görülerek tanınması, hatırlanması ve görsel bilgi oluşturma sürecidir. Yani bu bardağı tanınması aslında, gerekiyor. Evet, bu bir bardak görme, diyecek. Görme öğrenilen bir süreçtir aslında. Yani çevreyle, motivasyonuna, içinde bulunduğunuz ortamdan etkilenir. Genel olarak geniş bir kavramdır. Görsel algı becerilerini hani sınıflandırabiliriz. Bunlar işte görsel uzamsal beceriler olabilir. Hani ilki. Bu da dış çevre ve kendi ortamın yani dış çevre ve kendi konumumuzu belirleyen bir yönetim becerisi aslında. Yani bu ne oluyor? Sağ solunu ayırt edebilme çocukta. Hani işte ya da bireylerde bu erişkinlerde de olabilir. Ya da bilateral integrasyon dediğimiz ayrı ayrı ve eş zamanlı olarak sağ ve sol aktivitesini kullanabilme bakıldığı zaman. Ya da işte yönelim 6 ile 9'u karıştırabilme, işte B ve D harflerini karıştırabilme. Sonrasında görsel analiz becerileri. Bu biraz daha geniş. Yani görsel bilgiyi hatırlayıp ve tanıma işlevidir. Bu da işte görsel ayrıştırma olabilir, görsel bellek olabilir, görsel dikkat olabilir. Bir şekilde hani bir parametreler ayırabiliriz. Sonrasında görsel motor entegrasyon, yani görsel algıyı motor becerilerle koordine edebilme becerisi. Yani daha yani, kompleks bir yazı yazma. Evet. Sportif aktiviteler, öz bakım aktiviteleri, oyun becerilerinin büyük bir kısmı bakıldığı zaman. Aslında hani gördüğümüz işte matematik, okuma, yazma, işte okul becerileri, harita, işte kendi konumumuzu belirleyebilme gibi beceriler ya da işte yoğun bir ortamda istenilen nesneyi bulabilme. Ya bir markete gittiğiniz zaman işte bir yoğurt alacaksanız o market içerisinde o yoğurdu ayırt edebilip ettip alabilme. Ya da çocuğun sevdiği bir oyuncağını oyuncak kutusundan alabilmesi. Harfleri, sayıları tanıma, şekilleri eşleştirme, bir yüzü tanıyabilme gibi aslında çok geniş bir alana sahip bu görsel algı. Aslında böyle çocuklarda bir şeydir. Yani bebeklikten beri başlayabilirsiniz bunu desteklemeye. Bunun da en güzel yolu oyun oynayarak çocuklarla. Çocuk işte bebekken işte emekliyorsa ona uygun çevre oluşturacaksınız görsel olarak. Ya da yürümeye başlayan bir çocukta içeride dışarıda hareket ettireceksiniz. Yani en güzel şey çocuklar oyunla görsel algılarını geliştirebilirler. Yani görsel algıda sıkıntı yaşayan çocukların bir kısmında tabii yani okuma yazmayı öğrenebilir çocuk ama çok fazla bilişsel bir efor sarf eder bakıldığında. Yani günlük yaşam becerileri etkilenir bu çocukların ileriki dönemde. Bunları hani örneklendirebilirim sizlere. Şimdi sokak kültürü ortadan kaldırılmamalı. Çocuk sokağa inmeli, sokakta top oynamalı, sokakta ip atlamalı, evet. Sokakta ne bileyim koşmalı, eğlenmeli, top oynamalı, basket oynamalı. Çocuk sokakla iç içe olmalı. Bakın bu çok önemli bir nokta. Evet. Çocuk oyun kurabilmeli. Oyun kurmanın alanı da özgür alan. Diğer ailelerin çocukları. Şimdi ailelerde ya bir iki çocuk var ya bir çocuk var. Ya Allah'ını seversin. Şimdi ben bir evin tek çocuğum ben nasıl oyun kuracağım?
Annemle mi kurayım, babamla mı kurayım? Gelişimsel oyunu? Zorluğu olmayan çocuklar ve hani olan çocuklarda da hani hep bütün çocukları kastedersem aslında evet dediğiniz konuda haklısınız. Hani ben kendi hani biraz Diyarbakır'dan örnek vermek istiyorum. Yani ben Diyarbakır'da böyle mahalle kültürünün çok yoğun olarak yaşandığı bir yerde hani doğdum, büyüdüm. Orada işte biz topta oynuyorduk, ipte atlıyorduk, işte koşuyorduk da, güreşiyorduk da, yakalamaca da oynuyorduk. Sürekli aktif haldeydik aslında bakıldığı zaman. Evet. Ama sokaklar da güvenilirdi. Doğru, sokaklar güvenilirdi, yani, bu çok önemli. Sokaklar da güvenilirdi hani bakıldığı zaman. İşte bir başımıza bir şey gelseydi mutlaka birileri bulurdu hani. Evet. Tanıdık oralarda. Tabii bunda ama şimdi ne oldu hani... işte şehirleşmenin de getirdiği bir şekilde zorluklardan dolayı işte ilk çocuklar işte daha siteye hapsedildi. Hani belki diyebilirim. Evet. Yani site içerisine hapsedildi. İşte sen bununla konuşma, şu çocuk bunu yaptı, bunu yaptı. İşte hareket alanları kısıtlandı çocukların. Hareket etmeyi unuttu çocuklarımız aslında. Bir de araba var zaten her yerde. Hareket etmeyi unuttuk. Hareket etmeyi unuttuğumuz zaman da çevreden beynin gelişimi için gerekli duysal ve motor uyaran alınmadığı zaman ne yazık ki hani beyinde bir takım... Kullanmayan organlar atrofiye uğrar der. Lamarck'ın evrim teorisi. Ne olur çocuk işte... çocuklarda ne olur? Sonra işte yazı yazmada zorluk oluşur. İşte sonraki dönemde. Konuşmada zorluk İki oluşur. İşi bir arada yapmakta zorlanabilirler. Hani ben mesela iki işi bir arada yapabiliyorum. Hem telefonla konuşup hem de yemek yapabiliyorum bakıldığı zaman. Hani belki o geçmiş zamanda bu tarz aktiviteler yapmasaydım, aslında temelini doğru oluşturmasaydım gayet zorlanabilirdim. Peki şimdi bu çocuklarda öz bakım becerilerinde de problemler oluyor. Bir, öz bakım becerileri nelerdir? İki, neler yapıyorsunuz? Öz bakım becerileri çocuğun gelişim dönemine uygun yapması beklenen kendi bakımı ve yaşam, yani yaşamının başka kişilerin yardımına ve varlığına ihtiyaç duymadan sürdürebilmesi kişisel hani bakım, kişisel bakım, öz bakım becerileri denilebilir. Dişlerini fırçalaması gibi. Dişlerini fırçalaması, işte tuvalet yemek alışkanlığı, yiyebilmesi, tuvalet alışkanlığı, giyinme, soyunma becerileri çocuklarda. İşte ayakkabı bağlama, elini yüzünü yıkama, belli bir yaştaysa banyo gereksinimi yapabilmesi. Bunlar hepsi öz bakım becerilerini söyleyebiliriz. Peki şimdi zamanımız olmayabilir diye soruyorum, evet, ben şimdi. Buradan ailelere vereceğimiz bir bilgi ne olmalı? Yani çocuklarınız neyi yapamıyorsa bu problemlerle yüzdeyiz diyebilmeliyiz. Yani çocuklar, çocuk 8 yaşına gelmiş diyelim, hala giyinme soyunmayı yapamıyor, beceremiyor. Bu aktivite öncesi stresleniyor ve yapmak istemiyor. Bakıyorsunuz sağını solunu karıştırıyor, işte başını koyamıyor, kolunu koyamıyor, çorabını giyemiyor, ayakkabılarını giyemiyor, işte yemeğini yiyemiyor koordineli bir şekilde. Bu tarz çocuklarda olduğu zaman bir uzmana danışarak, hani bu uzman işte bir ergoterapist aslında hani olabilir, bir ergoterapist, bu alanda çalışan işte çocuk psikoloğu olabilir. Buna danışarak çocukta neden kaynaklanıyor hani bu aktiviteleri yapamama? Yani duygusal mı, davranışsal mı, duysal mı, motor mu, beceriden kaynaklı bir sıkıntı mı? Buna yönelik çalışma sürdürülür. Ama 8 yaşına kadar çocuk gelmemişse, yaşına geldiği zaman bu becerilerde hala büyük bir çoğunluğunda çocuk yapamıyorsa mutlaka soru işaretini aklımıza getirelim ve ilerleyen dönemlerde daha güçlükleri artmadan destek almalarını öneririm. Peki sevgili Nurettin, şimdi ben şu anda kafama geldi, aklıma geldi, onu sormak istiyorum. Evet. Evden kaçıyorsa çocuk ya da erişkin, ne diyorsunuz bunlara? Evden kaçmaya müsait, devamlı evden kaçıyor. Devamlı evden kaçıyor. Yani bunu bir... Sizin açınızdan bir değerlendirmeniz var çok mı? Çok fazla benim alanıma girmiyor aslında bu konu. Psikologlar alanı, evet, ama psikolog, yani... psikolog, psikiyatr. Bir duysal bir bütünleme eksikliği mi bu? Yani o... Aileyle bütünleşememe mi bu? Hayır hayır. Duysal bütünleme aileyle etkileşime girememe değil. Onu hani... Bakmak lazım hani çocuğun neden dolayı yaptığına, yaşına bakmak lazım. Dediğiniz herhalde bir ergen mi
bir çocuk. Ergen çocuk ya da küçük çocuklardan bahsediyorum ben. Yani ona bakmak lazım. Dediğim gibi evden kaçıyorsa çok daha farklı bir alan. Peki duyu bütünleme nedir Nurettin? Duyu bütünleme... Ne yapıyorsunuz duyu yani, bütünlemede? Aslında kısaca anlatmak istersen duyu bütünlemeyi... Evet. Hangi çocuklar geliyor? Çevremizle olan etkileşimimizde vücudumuzu etkili bir şekilde kullanabilmemizi sağlayan... sağlayabilmemiz için vücudumuz ve çevremizden gelen duyuları organize eden nörolojik bir işlevdir aslında, işlemdir duyu bütünleme. Çevreli bütünleşme gibi. Evet. Yani daha çok pediatri ve yani çocuk popülasyonunda da kullanılır. Erişkin popülasyonunda da kullanılan yerler var. Özellikle yurt dışında buna yönelik çalışmalar var bakıldığı zaman. Birçok pediatrik popülasyonunda kullanılabilir bir yöntem. Kendine özgü değerlendirmeleri var. Spesifik değerlendirmeleri var. Standartize edilmiş. Aileden alınan bilgiler var. Gözlemler var. Buna yönelik bir terapi programı çiziliyor. Yani ve gayet de faydalı. Tekere koyup çeviriyorlar bu şambrellere falan. Yani orada, ya da su havuzlarına koyuyorlar. Top havuzlarına. Şimdi onlar, top havuzlarına. Evet. Aslında duyu bütünleme. Bunlar ne işe yarıyor? Duyu bütünlemenin bir oda kriteri var. Genel olarak işte güvenliği çok iyi sağlanmış olması lazım. Çocuğun farklı duysal deneyimleri ne yönelik uyarlanmış bir çevre olması gerekiyor bakıldığı zaman. Çocuğun liderliğinde olan bir terapi yöntemi. Liderliğini takip ediyoruz. Oyunun lideri çocuk. Evet, çocuğun liderliğini takip ediyoruz. Terapist daha çok yönlendiren ve oyun arkadaşı gibi aslında. Hani ben öyle bir tabir kullanıyorum. Oyun arkadaşı diye düşünüyorum. Hatta benim çocuklar da beni o şekilde hani görüyor. Oyun arkadaşı. Hiçbiri abi demiyor. Sen kesinlikle... ne diyorsun? Nurettin mi diyorlar? Nurettin çok uzun olduğu için Nuri diyorlar daha Nuri çok. Diyorlar. Evet. Boşuyorlar peki. Evet. Ona o oluyor ve işte top havuzları oluyor. Onlar bir takım çocuğa göre uyarlanıyor. Kesinlikle stimüle etmek. Hani uyarmak değil çocuğu. Çocuğun o anda ondan beklenen adaptif yanıtlar, yani doğru yanıtlar çıkarabilmesini sağlayan bir yöntem. Ama burada çok çok önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. İletişim halinde olması lazım çocukla. Çok fazla terapisti yani. Hep etkileşim içerisinde olacak. Yani çocuğun ipuçlarını yakalayabilmesi lazım. Yakalayabilmek gerekiyor o açıdan. Çocuğun isteklerini ön planda tutmamız gerekiyor. Yoksa işte böyle görüyorum ben de videolardan falan. İşte çocuğu sadece salıncakta sallayıp döndürmek ya da işte dediğiniz işte şarampelde işte oturup işte döndürmek ya da top havuzuna işte sürekli atıp toplarla oynaması değil. Genel olarak bunlar hani daha çok stimüle edici şeyler. Her terapi birbirinden hani farklı oluyor. Çocuğun o günkü ihtiyacına yönelik dizayn ediliyor. Ve gelişimsel olarak çocuğu bir seviyede alıp hani ondan sonraki beklenen seviyelere doğru hedefler belirlenip o hedefler doğrultusunda ilerleme sağlanıyor. Şimdi sevgili Nurettin, sevgili hocam, canım kardeşim, felçli hastalar da size geliyor değil mi? Bu beyin krizi geçirenler, beyin kanaması geçirenler, bir tarafı felç olanlar. En az da ben kendim de gönderiyorum duyu bütünleme terapisine bu tarz hastaları bilgim doğrultusunda ben de yardımcı oluyordum ama şimdi artık sizler varsınız, ben ne yapıyorum, uzmanına gönderiyorum. Şimdi felçte biliyorsun inkar mekanizması gelişiyor. Örneğin sol tarafını felç yemişsem ben bu tarafı reddediyorum, inkar ediyorum, hep bu tarafla diyalog geliştiriyorum, sağ tarafla diyalog geliştiriyorum, sağa yöneliyorum, bunu işte şöyle oturuyorum, işte sol elini kaldır deyince sağa kaldırıyorum. Sağ elini kaldır deyince sağa kaldırıyorum. Tabi bunlar çok zor şeyler ama maalesef karşılaşıyoruz. Ergoterapi bu felçlerde ne zaman devreye girmeli ve neler yapıyorsunuz siz? Evet. Hani buna da cevap vereyim. Hani ben pediatrik alanda çalışıyorum ama önemli bir, evet yani önemli ve halkımızın önemli. Merak ettiği sorular. Bunlardan cevaplamak istiyorum aslında. Yani bu ergoterapi aslında İlk andan itibaren devreye girmeli felçli bir hastalık. Yani bugün felç oldu, yarın devreye girecek. Evet, yarın devreye girmesi acil faaliyetler, baş bitti. Acil işte hastayı kurtardık. Evet. Terapiye başlanacak. Hatta gerekirse yoğun bakımında bile... Yoğun bakımda başlaması gerekiyor. Evet, yoğun bakımda bile başlaması gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Evet. Ki
kişide kaybolan duysal bir takım zorluklarını geri getirebilme, motor açıdan geri getirebilme, motivasyonuna, uyanıklılığına bakabilme daha doğrusu, onlara yönelik bir değerlendirme yapılıp o anda yoğun bakımının ve hastanın durumuna göre, yani çevresel koşullar daha doğrusu pozisyonlamasını sağlayabilirsiniz. Diyelim ki işte sizin sorunuz işte sağ tarafında ihmal olan bir hasta, sağ tarafını ihmal ediyor bu hasta. En basit, yani oda içerisinde bile, bulunduğu evde, odasındaki sağ taraf ihmal ediliyor ya. Sağ tarafın felç, inkar ediyorum bu tarafı. Yatağı öyle bir pozisyonlanmalı ki hastanın, kapıdan gelen kişiler oluyor ya, kapıdan evet. gelen kişilere bakabilmesi için kişinin sağ yani tarafına yönelmesi lazım. Yani böyle burada kapı karşıda. Aynen. Böyle. İletişim sağda olacak. Aynen, iletişim halinde olacak. Oradan görecek kimler geliyor. Çünkü bunların görme alanlarında da aynı şekilde bir ihmal oluşabilir. Bireyin o anda iletişime gireceksiniz, ihmal eden taraftan yine gireceksiniz. Hasta tarafına. Hasta tarafına. O durumda işte gerekli masajlar yapabilirsiniz. Sağ tarafına stimülasyon verebilirsiniz hastalığa. İşte bunlara yönelik çalışma sürdürebilirsiniz. Yani felçli bir hastalığı diyorsunuz, hasta tarafıyla iletişim halinde olmalı. Aynen. O zaman misafirler de orada oturmalı. Aynen. Gelen misafirler evet, de orada oturmalı. Sağlam tarafı değil. Yatağı da orada olmalı. Yatağı da olmalı. Hani ona yönelik çalışma olur. Ya da işte yoğun bakımla başlamalı. Bu evde devam etmeli. Evde devam etmeli. Sonrasında kişide günlük hayatında işte diyelim ki baston bir fizyoterapist arkadaşımıza gitti. İşte dedi ki ben bu kişinin işte kas kuvveti işte kolda 5'e çıktı. İşte elini kaldırıyor yukarı doğru. İşte sen de bu noktada birlikte çalışıp işte bu ama hala kişi saçlarını tarayamıyor. Ya da işte banyo yaparken zorlanıyor, giyinemiyor. Ama 5 değerinde. Ama 5 değerinde evet. Kasta bir yani sıkıntı yok. Ama fonksiyonel değil kas. Yani kapasite var. Yapamıyor. Ama performans yok. Yani şey gibi düşünün. Arabanın araba çalışıyor, motor sağlam. Şoför yok. Şoför yok. İşte o zaman o araba nasıl gider? Yani sizlerin sayesinde. Buna yönelik çalışma olabilir. Hani günlük yaşam becerilerine yönelik. Aynı evet. zamanda yani biz beyinle birlikte çalıştığını biliyoruz artık yani. Bütün hani beyinde bir fonksiyonda diyelim ki daha doğrusu SVO geçiren bir hastada, hani PET geçiren bir hastada ister istemez bilişsel anlamda da zorluk oluyor bakıldığında. Hafıza, evet. dikkat, doğru, işte doğru. kendini kontrol edebilme becerilerinde ya da psikososyal açıdan işte motivasyonu düşüyor. Bunlara yönelik de ergoterapist kilit bir noktada görev alır. Çok güzel. Peki sevgili Nurettin, çocuklarda malumunuz ayakkabı çok önemli. Şimdi şu soruyu soracağım. Ayakkabıyı sabah mı alsınlar, öğlen mi, akşam? Bu cümle çok önemli. Akşam alsınlar. Akşam alsınlar çünkü diyorsun ki ayakkabı, numara büyüyor. Evet, şişiyor ödem oluşuyor, sabah, ödem oluşuyor. Akşam daha akşam alınması. O uyumlu olur diyorsun. Evet, akşam bir. İki, ayakkabı seçimi nasıl olur çocuklarda? Mutlaka çocukla birlikte ayakkabı almaya gidelim. Yani çocukla evet, birlikte işte, gidelim. Evet, eski ayakkabı numarasını, hani işte eskiden 28 giyiyordu bizim oğlan, şimdi herhalde 29 olmuştur. Gibi bir algıya, yani yanlışa kapılmayalım. Çocuklar var, ayakları büyüyor. Özel olduğunu algılar. O evet, da ayrı bir evet, o da ayrı özgüven kazandırır çocuğa. Ve ayak bileğini destekler. Yani yarım bot şeklinde olabilir aslında. Yarım bot şeklinde. Yarım bot şeklinde. Yani çocuklarda daha işte öncelikle düz taban kullanabilirsin. İleri yaşlardaki çocuklarda belki top 1,5-2 santim yükseklikte olabilir. Parmak uçları ve ayağın ön ucu arasında 1 santimetre civarında bir boşluk bulunması evet. gerekiyor. Topu kısmı, modamot oturmayacak. Evet, modamot otur. Topuk kısmı sert olsun ayakkabının. Ayak bileğini destekleyecek ve ön tarafı hafif işte esnek olması lazım. Çünkü çocuklar hani hızlı hareket ediyorlar. Hani özellikle 0-2 yaş arasında işte çocuğun hani gelişimine bir etkilemeyecek daha çok. Hani bunları söyleyebilirim. Yumuşak olmalı. Tabanı belki yarı esnek olabilir. Tabii bunlar da hocam yani şimdi son dönemlerde çıktı aslında. Yani ben
Kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Böyle özellikle ilkokula falan başlarken tabii bizim dönemde işte okullarda kundura giymek zorunluydu. Ve ben babam da bir tane böyle bizim oradan Ziya Dayı diye bir ayakkabıcımız vardı. Mutlaka götürürdü oraya. Bizi de götürürdü ama. Yani Ziya Dayı ayakkabımızın ölçüsünü alırdı, topuğun ölçüsünü alırdı. Ona göre bir ayakkabı dizayn ederdi ve kundura gayet rahat hayatımızı sürdürüyorduk. Ama şimdi ben baktığım zaman en iyi ayakkabıyı giysem bile kundura olarak hala ayaklarında sorun oluşuyor. Şimdi sevgili Nurettin, siz tabii Parkinson'da, Alzheimer'de, demansta yani nörolojik rahatsızlıklarda da işlevleriniz var. Çok güzel işlevleriniz var biliyorum ben. Ama ben şey soracağım, sürem de kısaldı benim. Evet. Bireysel rehabilitasyonda neler yapıyorsunuz diyeceğim. Ve son sorum engelli bireylere günlük tamam. aktiviteleriniz, günlük adaptif yardımcılarınız nelerdir diyeceğim ve programı tamam. kapatacağım. Tamam. Ya, bilişsel rehabilitasyona yönelik neler yapıyoruz? Aslında bilişsel rehabilitasyon yani felçli hastada da kullanılır. İşte bu bilişseli biraz açıklar mısın? Tamam, bilişsel rehabilitasyonu. Yani tamam. Anlamı ne? Yani kişinin beyin ve davranışlarındaki güçlüklerinden yani güçlük oluşuyor. Bunu değerlendirmeye ve anlamlandırmaya dayanan. Bunu alıp yazı yani daha çok hafıza, dikkat, evet. kendini kontrol edebilme, mantık yürütebilme, akıl yürütebilme, problem çözebilme becerisi, işte konuşmanın akıcılığı, aklında olan bir kelimeyi geri getirebilme gibi beceriler bilişsel rehabilitasyon alanına girer bakıldığı zaman. Bilişsel rehabilitasyon da çocuklarda da uygulanır. Özellikle nöropsikiyatri dediğimiz son dönemlerde ciddi sayısı artan yani demans, Parkinson, demansın bir alt başlığı olan Alzheimer, felçli hastalarda, travmatik beyin yaralanmalarında da çok önemli. Bunu da hani, çünkü travmatik beyin yaralanmalarında da bir kısmında özellikle motor açıdan hiçbir problem yok ama kişi kendini kontrol edemiyor. Dürtü kontrolünde sıkıntı, mantık yürütemiyor. Konuşurken akıcı konuşamıyor. Hafızada bir takım zorluklar oluşabiliyor. Bu tarz alan, bu tarz vakalarda Türkiye'de yeni gelişen bir alan ve bence önü de çok çok açık bir alan. Çok güzel yurt dışında çalışmalar var özellikle İngiltere'de. Bir alan. Hani bunlara yönelik de ergoterapiste hem bilişsel rehabilitasyon ekibi içerisinde hem de o kişilerin günlük yaşamdaki zorluklarına yönelik ve çevresini düzenleyerek çalışma sürdürebilir. Sizin bir de yaşlı bakım merkezi vardı. Evet. Slaytlarda arkadaşlarından rica edeyim ben. Biraz slaytlarla ilgili de bilgi verirseniz sonra da programı kapatacağım ben. Tamam. Şurada ekranda gözüküyor şu anda. Aslında bunlar kişinin günlük yaşam kolaylaştırıcı, hani adaptif edilen cihazlar. Evet. Bunların hepsi aslında kişiye özgü olması lazım. Biz bunları hani bulduk, getirdik. Yani bu işte bilgisayarda klavyede işte parmaklarını ayrı kullanamıyorsa kişide ya da titreme vardır. İşte el bileğinde güçlük varsa bu tarz adaptif cihazlar önerebiliyoruz. Ama bunu da kişiye uygun olması lazım. Evet. Evet. Yani kişiye uygun olması lazım. Diğer kalemde ise işte kişide baş parmağında sorun yok ama işaret parmağında güçlük varsa bunu da önerebiliyoruz. Bunlar da kaşık, çatal, bıçak tutma gibi sapı kalınlaştırılmış kavramayı kolaylaştırarak kişinin yemek yemek yeme bilmesini kolaylaştırıyor yani. Kesinlikle. Bu da yani daha çok kompansasyon tedavisi olarak geçiyor. Bu da aynı şekilde bıçak tutmakta zorlanıyorsa ev hanımlarının ya da işte işte bir kesime ihtiyacı olan bir bireyde bıçak tutmakta zorlanıyorsa bunu da önerebiliriz. Bunların türevleri mevcuttur. Çok fazla çeşitlidir aslında. Bu da çok yeni bir alan. Bu konuda çalışma yapan arkadaşlarımız var. Ben de yeni öğrendim onlara da bu konuda başarılar diliyorum ve Türkiye'nin de önemli işler olacağını düşünüyorum bu alanla ilgili. Canım benim, sevgili kardeşim, sevgili Nurettin, değerli hocam, geleceğin hocası, çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık, emeklerine sağlık. Yanaklarından öpüyorum. Başarılarını devam diliyorum. Sevgili izleyicilerimiz, programda sonuna geldik. İyi hafta sonları, iyi pazarlar diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yüreğini sağlıyorum.